Arkadaşlar, kedi müzemiz tarihi binanın içindedir. Özellikle en güzel tarafı tamamen ücretsizdir burası efendim. Onun için kedi müzesine hep beraber bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Özellikle çocukları bekliyoruz. Anneler, babalar, aileler. Arkadaşlar, kedi müzemiz Eylül ayı 2023'te açıldı efendim. Böyle çok güzel, gerçekten güzel. Kedi müzemiz Beşiktaş'taki Çırağan Otel'in, sarayın olduğu yerde efendim. Bulunduğumuz yer çok tarihi bir bina. Bu yönden Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Belediyesi'ne, Sayın Başkan Rıza Beyefendi'ye, emeğe geçene, çalışanlarına, buraya dekorunu yapan tüm arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Buradan Türkçe açıklaması var. Hem de burada İngilizce açıklaması özellikle turistler için çok güzel yer. Burası sabah 9'dan akşam 5'e kadar 365 gün açık efendim. Özellikle tüm çocukları bekliyoruz buraya. Kedi Müzesi'ne kurulmasına vesile olan Doğan Bey'e, beyefendi teşekkür ederim. Rahmetli olmuş ama bizim kalbimizde, yüreğimizde sonsuza dek her zaman, her saniye yaşayacak. Evet, Kedi Müzemizin tarihi binada otantik efendim. Buraya geldiği zaman gerçekten kedilerle birebir yaşamış olacaksınız. Özellikle bizim gibi olanlar geçmişe dönecekler. Ama çocuklar geldiği zaman kesinlikle buradan gitmek istemeyecekler. Özellikle kız çocuklar için çok güzel bir yer. Çocuklar biliyorsun ki özellikle tüm kedileri çok severler. İnsanoğluna en sadık olan, en çok seven hayvanların dostlarımızdan biridir kedilerimiz efendim böyle. Ayrıca burada engelliler için güzel merdivenlerimiz var burada. Gerçekten tüm anne aileleri, tüm anne babaları çocuklarıyla beraber bekliyoruz bu kedi müzesini efendim. Dünyada ve Türkiye'de tek olan bir müze efendim arkadaşlar. Gerçekten burada kuşlar için güzel kuş kafesi var efendim. Gerçekten çok güzel. Burası 2 katlı efendim. Gerçekten gezip doyamayacağınız çok özel bir yerden bir yerdir efendim burası. Hep beraber burayı gezeceğiz. Hep beraber gezeceğiz arkadaşlar. Ailece bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Kedi Müzemizdeki özel çizgi roman kahramanları var. Çok güzel böyle hediyelik eşyalar var ama burada satış yok efendim. Böyle güzel el sanatları var. Çok güzel. Tarihi çizgi roman kahramanlarımız var. Böyle maketleri var. Çok güzel. Gerçekten güzel. Şimdiden çocuk olmak geldi içimde. Burada çocukluğumuzun ve geçmişin, geleceğin tüm oyuncakları var efendim. Hepsi çizgi roman ve çocuk kahramanlarımız. Teknemiz ve gemilerimiz efendim böyle. Çizgi roman kahramanlarımızın gemisi efendim çok güzel. Birebir aynısı efendim böyle. Çok güzel. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Tekneyi ve gemiyi. Burada kedilerimizin çok güzel oyuncakları var, kitapları var efendim böyle. Hem yerli hem yabancı olarak gerçekten çok güzel. Orada şu andaki çocuklarımız çok sarsılı. Hayvanları ve kedileri sevenleri herkesi Kedi Müzesi'ne bekliyoruz efendim. İstanbul ilimizin Beşiktaş ilçesinin merkezinde efendim. Gerçekten çok güzel. Hayvanlarımız, kedilerimiz her zaman bizler için, insanlar için çok önemlidir. Böyle özel özel odalar var efendim. Kedilerimiz var. Kız çocuklarımız var. Çok güzel böyle. Bunlar hepsi çizgi roman kahramanlarımız ve hayvanlarımız ve çocuklarımızın kahramanları efendim. Gerçekten çok güzel. Dünyanın ve Türkiye'nin en güzel kedileri, oyuncakları var efendim. Özellikle kız çocuklarımız kedileri çok severler efendim. Biliyorsunuz insanlar en sadık olan hayvan kedilerimizdir efendim. Burası sabah 9'dan akşam 5'e kadar 365 gün açık efendim. Türkiye Cumhuriyeti'deki İstanbul Belediyesi'ne ait çok özel bir müzedir efendim. Yaklaşık 8-10 tane güzel odalar var efendim böyle güzelce. Bölüm bölüm. Gerçekten Kedi Müzesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Belediyesi'ne, çalışanı ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz efendim. Hem çocuklarımız adına, gençlerimiz adına, hem de hayvanlarımız, kedilerimiz,
dostlarımız ve köpekler adına teşekkür ederiz efendim. Ama burada ağırlıkta kedi temamız var efendim. Kedi oyuncaklarımız ve kedi hayvanlarımız var efendim. Mutlaka anneler, babalar, aileler ne olur çocuklarınızı kedi müzesine mutlaka getirin. Özellikle kız çocuklarınızı mutlaka getirin efendim. Gerçekten buraya geldiği zaman çok mutlu ve aşık olacaklar. Ve kesin de buradan gitmek istemeyecekler efendim. Ayrıca tavanlarda da güzel böyle portreler var. Hayvanlarımızın, kedilerimizin portreleri var efendim. Türkiye'de bugüne kadar çıkmış kediler üzerine çıkmış pulların örnekleri var efendim. Hepsi gerçek pullar efendim. Hayvan ve kedi temalı efendim. Gerçekten teşekkür ederiz. Koleksiyon yapana, birliklerine teşekkür ederiz efendim. Burada da çok güzel bir evimiz var efendim. Burada kedimiz var, çocuklarımız var efendim burada. Ve burada kediciklerimiz var, kedilerimiz var. Gerçekten çok güzel dizayn etmişler. Buranın mimarına, çizimine, BM'ye geçen herkese teşekkür ederiz. Burada oyuncakçı Affan Dede var efendim, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Burada fotocu gör, çekil, kedilerle, hayvanların beraber çocukları çektiği tarihi fotoğraflar var efendim burada. Yaklaşık 50-60 yıllık fotoğrafçı efendim. Beşiktaş'ın en ünlü fotoğrafçılardan biri efendim burada. Bu da yine Beşiktaş ilçemizin meşhur ciğercisi. Biliyorsun kedilerin en çok sevdiği yer ciğerciler ve kasaplardır efendim. Bu da kitap ve kırtasiye, kediler üzerindeki olan kitaplarımız var. Çocuklar üzerine dergilerimiz var. Gerçekten çok güzel. Bunun yanında tüm çocuklar ne diyoruz? Okuyun, okuyun, okuyun. Araştırın, konuşun, gezin ve dolaşın efendim. Bol bol kitap okuyun çocuklar. Evet, burada meşhur çizimli kedi efendim burada. Kedili sokak kitapçısı, yine tarihi meşhur kitapçısı Beşiktaş'ın. Gerçekten çok güzel. Bunlar da kedilerle ilgili olan kartpostallarımız efendim. Özel günlerde, özellikle bundan 15-20 yıl önce bayramlarda, yılbaşında gönderdiğimiz kartpostallar efendim. Gerçekten çok güzel. Burada otantik evlerimiz var böyle. Ve ayrıca burası da Ulu Çınarımız var. Yaklaşık 500 yıllık Ulu Çınarımız var. Bunu kesmemişler. Müzenin içine tayin etmişler. Gerçekten teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Belediyesi'ne. Alt kattakini gördünüz mü? Çok güzel bak. Gerçekten çok güzel. Kedilerimiz her yerde. Evlerde, sokaklarda, caddelerde, her yerde efendim. Çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar, kedi müzemiz yaklaşık olarak 2-3 katlı yer. Gerçekten çok güzel. Ve çocuklarımızın buradan gitmek istemediği özel müzelerden biri efendim. Gerçekten çok güzel. Ve evet. Burada oturma yerlerimiz var, yiyecek içeceklerimiz var. Kedi müzesinde efendim böyle çok güzel. Müzikli kediler böyle otantik, tamamen gerçeğine birebir güzel olan yer efendim. Burada yerli yabancı kediyle ilgili çizgi roman kitaplarımız var, kitaplar var efendim. Spor olmazsa olmaz efendim. Burada da kedilerimiz oynadığı sporlar var efendim. Evet diyoruz, kültür, sanat, spor, eğlence çocuklarımız için, gençlerimiz için çok güzel efendim. Evet. Ve burada tarihi çizgi romanları var efendim. Resimler var, filmler var. Burada maketler var efendim, oyuncaklar var. Gerçekten çok güzel. Valla içimden çocuk olmak geldi. Burası tamamen futbol sahasına çevirmişler efendim. Gerçekten çok güzel. Evet. Burada da meşhur Tom ve Jerry kedilerin emin olan çizgi roman kahramanımız efendim. Burada da güzel şeyimiz var efendim. Evet, ünlü kedilerimiz var. Burada çok güzel, otantik. Gerçekten çok güzel dekor etmişler. Gerçekten çok güzel dekor etmişler. Buraya herkesi bekliyoruz efendim. Evet.
Burası tamamen ücretsiz efendim. Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı ücretsiz kedi müzesi efendim. Bu özel kedimiz sizleri bekliyor çocuklar. Ulu Çınarımız efendim. Yaklaşık 300-500 yıllık Ulu Çınarımız. Türkiye Cumhuriyeti Beşiktaş Belediyesi'nin kedi müzesinin tam karşısında yine Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Etvaiye Müzesi var arkadaşlar. Tam karşı